Değerli basın mensupları, bugün partimizin genel merkezinde DEM Parti'nin değerli eş başkanlarını ve heyetini misafir ettik. Bu ziyaretleri için kendilerine teşekkür ediyorum. Tabii Türkiye'nin meselesi çok, sorunlarımız çok derin. Ancak bugün öncelikli olarak ele aldığımız iki gündem maddemiz vardı. Bunlardan birincisi kayyum meselesi. İkincisi de 1 Ekim'den bu yana Sayın Bahçeli'nin bazı konulara ilişkin yaklaşımları, söyledikleri ve bunlarla ilgili bugüne kadarki gelişmeler. Biz partimizi kurduğumuz ilk günden bu yana parti programımızla beraber kayyum meselesi için çok net bir duruş ortaya koymuş durumdayız. Demokrasinin özü seçimdir, sandıktır. Aynı zamanda demokrasi hukuk devletiyle beraber güçlü olur. Hukukun üstünlüğü ilkesinin çalışmasıyla demokrasi güçlü olur. Demokrasinin tam da özü olan seçim, sandık ve seçilmiş olmanın getirdiği siyasi meşruiyet son derece önemli bir kavramdır. İşte kayyum meselesi bir atanmışın imzasıyla seçilmişin görevden alınması ve tekrar bir atanmışın onun yerine gelmesi, görevlendirilmesi demokrasinin özüne, temel ilkelerine aykırı bir uygulamadır. Hep söyledik, söylüyoruz. Bağımsız ve tarafsız bir yargı süreci olmadıkça seçilmiş hiçbir belediye başkanının görevden alınamaması gerekir. Gerçekten bağımsız ve tarafsız yargı süreci sonucunda hatası olan, yanlışı olan başkanlar olursa onların yerinde de mutlaka meclis içinden seçimle bir yeni belediye başkanı göreve gelmelidir. İşin özü bu. Bununla ilgili mecliste partiler arası bir süreç işliyor. Yani bu konudaki yasal düzenlemeyi düzelten, yasal düzenlemeyi yenileyen ve kayyum uygulamasının yeni bir yasal düzenlemeyle çözüme ulaştırılmasını hedefleyen bir çalışma sürüyor. Bu çalışmanın içerisinde biz de varız. Deva Partisi'ndeki hukukçu arkadaşlarımız bu çalışmalar konusunda diğer siyasi partilerle yakın istişarede bulunuyorlar. İkinci gündem maddemize gelecek olursak, yani Sayın Bahçeli'nin 1 Ekim'de meclisin açıldığı gün ilk DEM Parti eş başkanlarının ve milletvekillerinin elini sıkmasıyla başlattığı, arkasından da grup toplantılarındaki konuşmalarıyla gündeme getirdikleri konuları şöyle bir hızlıca değerlendirecek olursak, ben daha önce de söyledim, bugün de ifade ediyorum, Türkiye'nin kadim sorunları var. Ve bu kadim sorunların çözümüyle alakalı böyle %5, %10 ihtimal dahi görsek, bir ihtimal kırıntısı dahi görsek, biz bu konuyla ilgileniriz. Çözümle ilgili niyetin, çözümle ilgili gayretin yanında, arkasında oluruz. Bunu açık bir şekilde ifade ettik. Ancak bugün itibariyle tam 1,5 ay geçti bu iş başlayalı. Her ne kadar iktidar ortağı Sayın Bahçeli bu konuları dillendiriyorsa da Sayın Erdoğan'dan ve iktidarın yürütme kanadından henüz net bir siyasi tutum, net bir siyasi duruş görmedik, görmüyoruz. Dolayısıyla bütün bu açıklamaların, bütün bu söylemlerin bir samimiyet testinden geçmesi gerektiğini de her fırsatta ifade ediyoruz. Unutmayalım ki şu anda ülkedeki yürütme ergi, yürütme sorumluluğu Cumhurbaşkanı ve onun bu sorumluluğunu paylaştığı bakanlarla olmaktadır. Yani Sayın Bahçeli'nin herhangi bir yürütme sorumluluğu yoktur. Asıl yürütme sorumluluğu olan kişilerden biz bu konularla ilgili henüz net bir şey, net bir duruş görmüş değiliz. Bu birinci tespit. İkincisi, bizim vatandaşlarımızın temel hak ve özgürlükleriyle ilgili sorunlar var. Ayrıca güvenlikle ilgili sorunlar var. Sayın Bahçeli'nin bugüne kadar yaptığı açıklamalar ağırlıklı olarak güvenlikle ilgili sorunlara dönük konular. Ama temel hak ve özgürlükler konusunda bugüne kadar henüz detaylandırılmış bir açıklama görmüyoruz. Çok kısa kısa bir iki cümleyle dokunuşlar var ama detaylı bir açıklama yok.
Bu dediğim gibi ülkemizin en önemli konularından birisidir. En önemli sorunlarından birisidir. Ve bu konuda hiç kimse bir siyasi parti hesabı yapmamalıdır. Yani böyle bir konuda klasik bir muhalefet refleksi olmamalıdır muhalefet partilerinde ki biz memnuniyetle bunu izliyoruz. Memnuniyetle pek çok siyasi partinin bu konuda bir gayret, bir iyi niyet ihtimali üzerine bir duruş gösterdiğini de görüyoruz. Bunu da dediğim gibi memnuniyetle karşılıyoruz. Ancak daha umutlu olmamız için henüz çok erken. Daha söylenecek bu konuda çok söz var. Yapılacak çok iş var. Dolayısıyla söylenecek sözleri, yapılacak işleri şöyle somut olarak görmeden de dediğim gibi böyle beklentileri çok yükseltip sonra yeni bir hayal kırıklığıyla ülkenin karşı karşıya kalmasını da istemiyoruz. Ümit ediyoruz ki bütün bunlar sadece ve sadece Sayın Erdoğan'ın bir dönem daha aday olmasına dönük bir çalışma değildir. Ümit ediyoruz ki bütün bunlar sadece ve sadece ülkenin çok derin ekonomik ve sosyal sorunlarının üzerine örtmek ve gündemi başka bir yerlere çekmek için oynanmış oyunlar değildir diye ümit ediyoruz. Ama dediğim gibi tekrar ifade ediyorum, çözüm konusundaki gayreti bırakın %5, %10 ihtimal kırıntısını bile destekleyecek bir tutum içerisinde biz oluruz. Bundan sonra olmaya da devam ederiz diyeyim ve burada açılıştaki sözlerimi tamamlamış olayım ve sözü şimdi değerli eş başkanlara vereyim. Hanginiz söz almak isterseniz buyurun. Değerli basın mensupları, selamlıyorum hepinizi. Öncelikle Sayın Ali Babacan Başkan ve Deva Partisi ailesine teşekkürlerimi iletmek istiyorum. Çok iyi bir ev sahipliği, çok iyi bir görüş alışverişinde bulunduk. Sayın Başkan'ın da dediği gibi daha çok iki gündem üzerinde durduk. Kayımlar ve 1 Ekim sonrası yaşanılan tartışmalara ilişkin bilgi alışverişinde bulunduk. Kendilerinin devlet tecrübelerinden bulunduk. Deva Partisi'nde çok değerli, çok kıymetli, geçmişte bakanlık yapmış, yönetimlerde bulunmuş, bu meselelerde birikimi tecrübesi olan birçok arkadaşımız var. Onun için önemsiyoruz. Çok kıymetli şeyler ilettiler. Şimdi bu kayyum meselesine ilişkin yani iki defa denenmiş, sonuç almamış. Üçüncüsünde bu kötü yöneten kayyum anlayışına işte Türkiye Halkları sandıkta büyük bir ders vermiş, cevap vermiş. AKP MHP iktidarı sadece kayyum atadığı bölgelerde değil, Türkiye'nin birçok yerinde bu kayyumcu anlayışta, bu halkın iradesini yoksa anlayıştan dolayı bir kez daha büyük kaybetmiştir. Üçüncü defa denemenin bir akılla bir gelecekte bir bağını kuramıyoruz. Yani halk oy verecek, seçimde yenileceksin. Yenildiğin için tekrar yerine çeşitli gerekçelerle, doğru olmayan gerekçelerle bir devlet memuruna atayacaksın ve buyur sen yönet diyeceksin. Bu kabul edilir değil. Bu konuda başta Deva Partisi olmak üzere ana muhalefet partisi ve diğer muhalefet partilerin ortaya koymuş olduğu tutumu, duruşu da takdirle karşılıyoruz. Kayyum sadece DEM Partisi'ne oy vermiş Kürtlerin ve diğer halkların bir meselesi değil. İşte başta bölgede denendi. Şimdi İstanbul'da Cumhuriyet Halk Partisi'nin kent uzlaşısıyla seçilen Esenyurt Belediyesi'ne de kayyum atandı. Bu konuda muhalefetin bu tutumunu devam ettirmesi gerektiğini belirtiyoruz. Bu konuda idare mahkemesine başvuruda bulunduk. Umarım mahkeme tarihi bir sorumlulukla karşı karşıya olduğu bilinciyle hareket eder. Olumlu, pozitif bir sonuç verir. Yine Deva Partisi ile ortak üzerinde uzlaştığımız bir şey de bu konuda mecliste kayyumlarla ilgili bu yasanın değiştirilmesi konusunda işbirliği, güç birliği yaparak bu ülke demokrasisine kara
bir leke olarak bulaşan kayyum belasından kurtararak halkın iradesinin tekrar tecelli etmesini, kendisini yönetmesini yönetmesi için bir ortak çalışma yürüteceğimizi belirttik. Diğer meseleye gelince, yani 1 Ekim sonrası başlayan tartışmalar önemliydi. Ama ben Sayın Babacan'a katılıyorum. İktidarın büyük partisi bunun neresinde? Doğrusunu söylemek gerekirse biz de anlamaya çalışıyoruz. Bu tartışmalar bu biçimiyle bir sürece evrilmez. Sadece iktidarın ortağının söylediği şeyler tek başına ne ifade ediyor, sonrası nedir? Anlamaya çalışıyoruz, izlemeye çalışıyoruz. Her şeye rağmen önemli tartışmalar da yürüyor. Bu önemli tartışmaların Türkiye'nin demokratikleşmesine, Kürt meselesinin demokratik yollarla çözülmesine, evrilmesini biz isteriz. Toplumda da böyle bir beklenti var. Ama bu şöyle olmamalı. Yani geçmişte denenen ama sonuç almayan bir yol, bir yöntem biçimde yürütülmesi bence Türkiye toplumlu halklarına yapılacak en büyük kötülüğüdür. Türkiye'de ciddi bir ekonomik kriz var. Demokrasi ve hukukun üstünlüğü konusunda çok ciddi sorunlar var. Hemen yanı başımızda işte çatışmalı bir bölgede süreç yaşanıyor. Türkiye'nin burada kendi meselelerini, başta demokrasi ve hukukun üstünlüğü, Kürt meselesi olmak üzere demokratik yollarla çözerek aslında bölgede de iyi bir model olma fırsatı var. Bu fırsatı birlikte değerlendirelim diyorum. Biz DEM Parti olarak Sayın Babacan'ın dediği gibi toplu iğnenin ucu kadar bir ışık dahi görürsek bunun bir sürece evrilmesi için, bunun sorunların çözümüne dönük bir süreç olması için elimizden gelen bütün çabayı ortaya koyarız. Ama biz DEM Parti olarak asla bu meselenin araçsallaştırılmasına müsaade etmeyiz. Bu konuda geçmişte belli bir birikimimiz, tecrübemiz ve duruşumuz var. Ortak akıl bence sorunların demokratik bir yöntemle, müzakereyle çözümünün bulunmasıdır. DEM Parti de bunun için var, bunun için mücadele ediyor. Bu muhalefet turumuz siyasi partilerle, emek meslek örgütleriyle, daha sonra parlamento dışında bulunan siyasi partilerle ve kurumlarla devam edecek. Umarım buradan ortaya çıkan demokrasiye, hukukun üstünlüğüne, Kürt meselesinin demokratik çözümüne dönük iyi niyet ve bu konudaki mesajlar bir karşılığını iktidarda bulur. Bulmaması halinde iktidar toplumu değil, kendisini kandırmış olur. Çünkü Türkiye toplumu 31 Mart'ta bir kez daha gösterdi ki yalan, yanlış ve kendi sorunlarını çözmeyen bir iradeye asla müsaade etmedi, etmeyecek. Bunun bir sürece evrilmesi için hep birlikte elimizden geleni yapacağız. Ama kesinlikle bu meselenin iktidar tarafından araçsallaştırılmasına izin vermeyiz böyle bir niyet varsa. Umarım araçsallaştırmak üzere yapılan bir tartışma değil. Umarım gerçekten hem içeride hem dışarıdaki yaşamış olduğu krizleri ve dar boğazı aşmak için kendisini 100 yıldır dayatan Kürt meselesinin demokratik çözümü burada hedefleniyor. Böylesi bir noktada da DEM Parti bütün gücüyle bir sürece evrilecekse bu sürecin yanında olur, destekler diyorum. Ben de teşekkürlerimi iletiyorum Sayın Başkan. Evet, sağ olun. Sizlere ev sahipliğinizden dolayı. Tamam. Evet, eğer sorusu olan arkadaşımız varsa alalım, yoksa toplantımızı kapatacağız. Evet. Tekrar teşekkürler hepinize, tüm basın mensubu arkadaşlar. Hepinize iyi günler diyorum.